Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 82 il 82 sahabi projesinin Kayseri durağında bizleri buluşturan Rabbime hamdolsun bize hayatın her alanında örnek ve rehber olan aleyhissalatü vesselam efendimize salat ve selam olsun. Hz. Osman adına kurulan bu meclise, bu sofraya gelen tüm kardeşlerime, sizlere, beyefendilere, hanımefendilere selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kardeşlerim, bu projenin vilayetlerde anlatılacak olan sahabi efendilerimizi seçerken belli başlı bazı ilkelere riayet ederek yürüdü. Hazreti Osman'ı da Kayseri'de anlatmasının sebebini kardeşlerimiz söylediler. Tüccarlıklarıyla bilinen bir ile ticaret anlatılırdı. Ticaretin tüccarlığın asr-ı saadet aynasından nasıl göründüğünü bu iş ile öne çıkan bir sahabi efendimiz üzerinden anlatılırdı. Ben sözlerimin başında bir dua edeyim siz de ona gönülden amin deyin öyle yürümeye başlayalım. Allah Hazreti Osman'ı benim dilimle size yansıtsın ve beni gölge etmesin. Gerçek manada onu yansıtacak bir ayna kılsın inşallah. Öncelikle zihinlerimizi o anlatacaklarıma müsait bir hale getirmek için birkaç hususa dikkatlerinizi çekmek isterim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz söylemeye başladığı o dünya yani Mekke, Medine ya da Siyer'in coğrafyası dediğimiz Hicaz bölgesi ticaret ile öne çıkmış bir coğrafyadır. Özellikle Mekke coğrafyası üzerinde konuşsak 12 bin tane tepenin olduğu bir coğrafya gidenleriniz çok iyi bilecektir. Tarıma elverişli değil, hayvancılığa elverişli değil. Tek geçim kaynağı ticaret olan bir bölge. Böyle olduğu için de bölge insanı ticaretten başka bir şey yaptığı yok. Ticari sahayı çok iyi bilen insanlar ve o gün bizim bugün adını bildiğimiz birçok insan başta Aleyhisselatü vesselam efendimiz olmak üzere tüccarlardan oluşan bir muhatap çevresi var o günün dünyasında. Hazreti Osman da zaten onlardan bir tanesi. Mekke'de Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 40 yaşında Müslümanlık mesajlarını, nübüvvet mesajlarını duyurmaya başlamadan önce de biliyorsunuz sıcak ticaretin içerisinde böyle bir muhatap kitlesine Aleyhissalatü vesselam Efendimiz söz söyleyecek. Yine hatırlayalım o gün bölgede Mina'da ticaret adına panayırlar kuruluyor. Zulmecaz, ukaz, mecenne o günün dünyasında ticaretin yürüdüğü merkezler, pazarlar. Bugünkü lisanla konuşalım. Uluslararası ticaret fuarları gibi fuarlar yapılıyor. Ve böyle bir muhatap çevresine bir gün aleyhissalatü vesselam efendimiz vahye muhatap olduktan sonra konuşmaya başlayınca Hayatın birçok alanının ahlaki ilkelerini onlara öğrettiği gibi üç ahlaki ilkeyi de onlara öğretti. Ticaret ahlakını, tüccar ahlakını, mesken ahlakını. Üç ahlaka da dikkat edin. Tüccar ahlakını öğretti. Ticaret ahlakı yani bugün iş ahlakı dediğimiz iş ahlakını öğretti, mesken ahlakı, ticari sahanın, ceryan ettiği o alanın ahlakını da öğretti. Ve hiçbiri, muhataplar, tüccarlar olmasına rağmen, ne Mekke'de, ne Medine'de, ne Taif'te, ne başka bir yerde, kalkıp da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, şu sözü söyleyemediler, Ey Peygamber, her alanda konuş, ama bu alanda konuşma. Çünkü bu işi biz iyi biliriz diyemediler. Öyle şeyler söyledi ki aleyhissalatü vesselam efendimiz. Öyle ilkeler ortaya koydu ki. Öyle düzenlemeler yaptı ki. işin ehli olanlar zaten yapılan o işin yapılabilecek en ideal iş olduğunu söyledi ve takdir ettiler. Bugün biz fıkıh kitaplarımızdan aleyhissalatü vesselam efendimizin o gün iş ahlakına dair ticaret ahlakına dair söylediklerini şöyle bir okuduğumuz zaman ciddi bir yekün tutar zaten bu söylediğim. Onun her biri o gün ticari sahada olan tüccarların takdirleriyle karşılandı onların teveccühleriyle karşılandı. Birilerine zor geldi bunlar ama kimse bu işin usulü bu değil diyemedi. Biz bugün Hazreti Osman'ın şahsında ticareti konuştuğumuz zaman, tüccarlığı konuştuğumuz zaman aslında aklımıza bunlar gelmeli. Bakın bugün Batı dünyasının zorlanarak itiraf ettiği bir şey var. Diyorlar ki İnsanlık İslam'a ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine onlar salat ve selam getirmez ama biz onların adıyla da onun adını andığımızda salat ve selam getiririz. Onun getirdiği o dinin mensuplarının beşeriyete kazandırdığı üç tane temel kurum vardır. Bunu insaflı batılı araştırmacılar itiraf ediyor. Hoş onlar itiraf etmese ne olur? Biz batı itiraf etti diye mi bazı şeyleri kabul edeceğiz? Hayır asla. Ama onların dilinden konuşalım. Nedir onlar? Bir, rasathaneyi insanlık Müslümanlardan öğrendi. İki, hastaneyi insanlık Müslümanlardan öğrendi. Üç üniversiteyi insanlık İslam'dan öğrendi. Bugün Endülüs tarihini şöyle bir irdelediğiniz zaman bu dediklerimin ne dediği ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Onların gözden kaçırdığı ama bazılarının yine itiraf ettiği bir hakikati daha size söyleyeyim. Bugün hisbe teşkilatı dediğimiz o teşkilatı da İnsanlığa, beşeriyete kazandıran elhamdülillah ne kadar iftihar etsek azdır İslam medeniyetidir. Hisbe teşkilatı nedir? Ticareti denetim altına alan bir teşkilat değil. Böyle bir şey yok. İslam hiçbir zaman ticareti denetim altına almadı. İslam'ın hisbe teşkilatıyla insanlığa kazandırdığı ufuk şuydu ahlakı belletmek. Onun için hisbe teşkilatının bugünkü karşılığı biraz farklı olsa da zabıta teşkilatıdır. İlk kez bu teşkilatı Medine'de kuran aleyhissalatü vesselam efendimizdir. Mühtesip dediğimiz yani bugünkü zabıta'ya denk gelen karşılığında ilk görevlendirilen Hazreti Ömer efendimizdir arkasından Said İbni Az, Abdullah İbni Said ve Asr-ı Saadet'ten size söylüyorum. iki hanım sahabi Şifa Binti Abdillah, Semra Binti Nüheyk bu alanda bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından görevlendirilen isimler. O teşkilatla İslam ticarete öyle bir ufuk kazandırdı ki ne tam anlamıyla işverenin yanında olduğu işçiyi mağdur etti, ne de bugün yapılan bir yanlış olarak işçinin yanında olup işvereni mağdur etti. Hayır. Ne mağdur var o sistemde, ne mağrur var. Zaten bir işin kuralını Allah koyarsa, Resulullah koyarsa orada mağduriyet olur mu? İşte biz bugün aslında Hazreti Osman'ın şahsında biraz da bu hakikatlerin nasıl uygulandığına dair bazı hakikatleri öğrenmeye çalışacağız. Söylediklerim ön bilgi olsun. Gelin Hazreti Osman'ın hayat defterinin sayfalarına şöyle bir müracaat edelim. O adı Osman bin Affan. Babası Affan ibni Ebil As bilinen birisi ve büyük bir tüccar. Öyle bir tüccar ki Mekke'de 3-5 tane isim sayılır. Onun gibi o da onlardan bir tanesi. Yani ticaretin hakim olduğu, ticaretin sürekli uygulana geldiği bir evde Hazreti Osman yetişiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Annesi Erva Binti Kureys. Annesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın halası Beyza Validemizin kızı Yani Hazreti Osman anne tarafından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın halasının torunu Annesi de ilk Müslümanlardan iman şerbetini içenlerden Babası ticaret yaparken Şam'a gidiyor bir ticari maksatla Hazreti Osman o günler 20-22 yaşlarında Şam'da vefat ediyor. Daha İslam yok ortada ve orada defnediliyor. O vefat edip ticari sahaya Hazreti Osman çıktığında 20-22 yaşlarında çıkıyor. Ve yine tarihi kaynakların bize verdiği bir bilgi ki bu bilgi bizim için önemli. 3 milyon dirhem sermaye ile işe başlıyor. Babasının tek erkek çocuğudur. Amine isimli bir kız kardeşi var. Annesi daha sonra evlilik yapacak. O evlilikten başka çocuklar olacak. Başka kardeşleri olacak. Ama ana baba bir kardeşi, bir kız kardeşi var. Bir de Hazreti Osman. Dolayısıyla o gün kıza da mirastan pay verilmediği için 3 milyon dirhem sermaye direkt Hazreti Osman'a geçiyor. Dolayısıyla biz Hazreti Osman'ın ticaretini anlatınca İslam'ın sırtından para kazanan biri olarak anlamayacağız. Müslüman olunca hep veren, vermeye de doymayan biri olarak anlayacağız. Müslüman olunca İslam'ın rantını yiyen biri olarak anlamayacağız. Yani o ne İslam'ı olduğu dönemlerde, Müslüman olduğu günlerde ne de 12 yıl halifelik yaptığı günlerde o günlerin bir hasılası olarak, o günlerin bir kazancı olarak belli bir seviyeye gelmiş birisi değil. O günlerde var olan sermayesini tüketen bir tüccardır. Ama tükettiği kapı önemli bir kapı olduğu için zarar eden bir tüccar olarak Hazreti Osman'ı anlamıyoruz biz bugün. Kar eden, akıllı bir tüccar olarak anlıyoruz. Baba vefat ediyor. 20-22 yaşlarında ticaretin içerisinde bütün Mekke ahalisi ve Şam gidip geldiği yerlerde tanınan birisi. Öyle ki çok kısa bir zamanda dürüstlüğü ile ahlakı ile parmakla gösterilen biri oluyor. Yaşı 30'lara merdiven dayadığı zaman Mekke'de öyle bir kabul görüyor ki Hazreti Osman o pazara inmeyene kadar pazarda alışveriş başlamıyor. O inecek ilk alışverişi yapacak raiş bedel derler ya o gün pazarın raiş bedeli belirlenecek ve onun üzerinden ticaret yürüyecek. Hazreti Osman gelmeyene kadar ticaret başlamayacak Mekke'de biraz önce size adını saydığım o fuarlarda o panayırlarda. 34 yaşına kadar da böyle devam edecek. Yaş 34. Onu imana taşıyan başka bir tüccar Hazreti Ebu Bekir 38 yaşında. İman ettikleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşında. Hazreti Ömer, Hazreti Osman'dan hilafet itibariyle önde olduğu için aklımızda hep öyle kalmıştır. Hazreti Ömer'i biz daha büyük zannederiz. O günler Hazreti Ömer 27 yaşlarında. Ve 10 yaşlarında İslam'ın 4. halifesi Hazreti Ali yaşlarını da söylemiş oldum. 34 yaşında Hazreti Ebubekir'in vesilesiyle imanın şerbetini içecek. Varacak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne iman edip o güne kadar bir tüccardı sadece o günden sonra Müslüman bir tüccar olacak. Ticaretine yine devam edecek. Ama iman ettiği için imanının bedelini çok ağır bir biçimde ödeyecek. Çünkü Hazreti Osman beni Ümeyye'den iman eden ilk insandır. Onun arkasından gelecek iman edenler. Ama o gün iman eden ilk insan olarak Hazreti Osman'ın adı yazılacak. O aile zor bir aile. Amcası kim? Hakem İbni Ebil As. İslam tarihinde adını çokça duyduğumuz Mervan İbni Hakem'in babası. Hazreti Osman'ın öz amcasıdır. Mekke'nin siyasi otoritesi olan yıllar yılı da öyle kalan Ebu Sufyan Hazreti Osman'ın babasıyla öz amca çocuklarıdır. Böyle bir ailenin mensubu olduğu için de iman eder etmez işkencelerin baskıların muhatabı olmuştur. Hakem İbni Ebil As amcası amca da baba sayılır o gün Mekke'deki toplumda. Hazreti Osman'ı vazgeçirmek için imandan hapsedecek Evden günlerce dışarıya çıkarmayacak ama Hazreti Osman imanını istikamet ile muhafaza edecek. Asıl bardağı taşıran son damla ne olacak biliyor musunuz? İman etmeden önce o günler 34 yaşında aradan 2 yıl 3 yıl geçmiş 36 37 yaşına varmış. Hazreti Osman halen evlenmemiş. O gün için Mekke'de o yaşa kadar kalan erkek sayısı çok azdır. Biliyorsunuz bölgede erken yaşta evlenmek yaygındır. Ama Hazreti Osman ilahi bir takdir, ilahi bir kader, ilahi bir lütufla neticelenecek o ana kadar evlenmemiş. O günler Ebu Leheb iki oğlunu Allah Resulü'nün iki kızıyla Rukiye ve Ümmü Gülsüm'le nişanlatmış. Söz kesmesi yapmış. Neyse artık tam bir evlilik değil. Ancak Tebbet süresi nazil olunca amca Ebu Leheb oğulları üzerinde baskı kurarak çocuklarına boşattırmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o günler iki tane de boşanmış kız çocuğunun derdini çekiyor. Bu dertle Efendimiz yanarken Hazreti Osman'ın aklından geçen şu acaba gitsem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu meseleyi açsam ve o kızlardan birine talip olduğunu söylesem Resulullah bana verir mi? Varıyor söylüyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Osman sana vermez miyim diyor. Kızlardan büyük olan Rukiye validemizi Hazreti Osman'a veriyor. Evlilik oluyor ve bu evlilik günlerce Mekke'de konuşuluyor. Neden? Ebu Leheb'in hanımı Ümmü Cemil Ebu Sufyan'ın öz kız kardeşidir. Dolayısıyla Hazreti Osman'ın da halasıdır. Niye boşattı Ebu Leheb çocuklarını? Allah Resulü'ne eziyet etmek için ama Beni Ümeyye'den olan Osman iman etti. O eziyeti önleme adına peygamberin evine gidip o kızlardan bir tanesine talip oldu. Beni Ümeyye'nin baskıları, şiddeti daha da çoğaldı. Öyle bir hale geldi ki Hazreti Osman ticaret yapamaz bir hale geldi. Öyle bir hale geldi ki Hazreti Osman artık pazara gidemez bir hale geldi. Öyle bir hale geldi ki nübüvvetin 5. yılı geldi Allah Resulü'nün önüne. Ya Resulallah müsaade edersen ben de Habeşistan'a hicret edeyim diyecek bir hale geldi. Siyerde okuyoruz. Bir yerlerden bize girdi o bilgi nereden girdiyse. İslama inananlar hep fakirler, hep köleler diye bir bilgi girdi. Hayır, bu doğru değil. Evet, İslam'a inananların içerisinde köleler vardı, fakirler vardı ama İslam bir sınıfa hitap etmedi. İnsanlığa gelen o din ilk muhataplarını da seçerken o toplumun her kesimine hitap etti. Bakın siz iman edenlerin ilklerine üç tane beş tane köle fakir varken on tane on beş tane yirmi tane Mekke'nin ileri gelen soylu asil zengin insanları vardır. Bir rakam vereceğim kıyas edin. Habeşistan'a ilk hicret nübüvvetin beşinci yılında on iki erkek dört kadınla oldu. Kim var onların içerisinde? Hazreti Osman ve hanımı Rukiye. Abdurrahman İbn Af kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Mekke'nin en zengin kadınının oğlu Musab İbn Umeyr. Abdullah İbn Mesud mevaliden ama o gün Mekke'de sayılı ve bilinen birisi. Utbe İbni Rebi'anın oğlu Ebu Huzeyfe İbni Utbe. Bunlar Mekke'de bilinen isimler ve bunlar Mekke'nin en iyi tüccarları o gün ticaret noktasında söz sahibi olan bu insanlar iman adına risalet davası adına evlerini barklarını ticaretlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla hiç kimse bu din fakirlerin kölelerin dini diye bize takdim etmesin. Bu bir kere siyerin genel anlamda bize aktardığı bilgileriyle çelişen bir haldir. Hazreti Osman hicreti nübüvetin 5. yılı hanımı Rukiye validemizle beraber Habeşistan'a doğru yola çıkıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve Hatice annemiz onları yolcu ediyor. Yolcu ederken peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin söylediği söz nedir biliyor musunuz? Selam olsun Osman'a ve onun ehline Lut'tan sonra Risalet davası için hicret eden bir iman ailesidir Osman'ın ailesi. Yaptığı işin ne olduğunu aleyhissalatü vesselam efendimiz böyle beyan edecektir. Varacak Hazreti Osman 3 ay kalacak orada bir haber duyacak geri dönüp gelecek. Ve bir yıl sonra nübüvvetin 6. yılı bu sefer 101 insanla beraber Cafer bin Ebi Talib'in rehberliğinde Habeşistan'a gidecek. Dönenler gelecek ama Hazreti Osman kalanlardan biri olarak tam 7 yıl boyunca Habeşistan'da Deniz aşırı o ülkede kalmak durumunda kalacak. Allah aşkına düşünün. Mekke'nin en soylu insanından bahsediyoruz. Bir tüccardan bahsediyoruz. Öyle bir sermayenin sahibi olan bir insandan bahsediyoruz ve o insanın iman adına attığı o adımdan bahsediyoruz. 7 yıl boyunca Habeşistan'dadır. Sonra orada Allah onlara Abdullah isimli bir erkek çocuk nasip edecek. O ismi koyarlarken Hazreti Osman'la Rukiye validemiz o da çok önemlidir. Erkek çocukları olunca birbirlerine diyecekler ki Resulullah en fazla Abdullah ismini severdi. Gelin biz de Abdullah ismini koyalım isim öyle konulacak. 7 yılın sonunda o iman ailesi Medine'ye hicret edecekler artık Mekke'ye değil. Mekke'den Medine'ye hicret başlamış. Yesrib yavaş yavaş Medine olma yoluna girmiş. O ilk günler Hazreti Osman yanında hanımı Rukiye validemiz ve Abdullah isimli çocuklarıyla Medine'ye gelecekler. Mescid-i Nebevi'nin inşasına yetişecekler. O inşaatta alışık olmasa bile Hazreti Osman o inşaatta çalışacak. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Medine'ye geldiği zaman Medine'deki İslam devletini ve İslam medeniyetini yedi temel esas üzerine bina edecek. Nedir o yedi temel esas? Mescit, menzil, mektep, muahat, Medine çarşısı, Medine vesikası yani anayasa ve askeri birlik. Yedi temel esastır Allah Resulü'nün Medine'deki İslam devletini kurarken o medeniyetin temelinde olan esaslar. Mescidini inşa ediyor Hazreti Osman orada. Menzilini inşa ediyor. O gün Efendimiz'in nikahının altında sevde anamız var. Birkaç gün sonra da Ayşe anamız gelecek. Onun için iki oda inşa ediliyor. Mescid-i Nebevi'nin hemen bitişiğine analarımızın kalacağı o yerler Allah Resulü'nün menzili oluyor. Mescid-i Nebevi'nin arka tarafında mektep dediğimiz ve tarihe Suffa Mektebi diye geçen peygamberin talim ve terbiye sahasında aleme bıraktığı en derin izlerin göstergesi olan o mektebin temelleri atılıyor. Üçünde de Hazreti Osman var. Dördüncüsü ney? Muahat. Yani Ensar Muhacir kardeşliği. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ensarı Muhacire, Muhaciri Ensara kardeş kılarken bunu sıradan yapmıyor. Öyle gözüne kimi kestirdiyse onu onunla kardeş kılmıyor. Seviyeleri gözetiyor ve birbirlerini tartacak insanları birbirlerine kardeş kılıyor. Hazreti Osman bir tüccar, soylu birisi, bilinen bir muhacir, senin kardeşin Medine'nin en önemli tüccarlarından biri olan meşhur şair Hassan bin Sabit'in kardeşi Evs bin Sabit deniyor. Muahhat kardeşlikte böylelikle inşa ediliyor. Mescid-i Nebevi'nin ilk günleri dikkat buyurun dostlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir devlet başkanı olarak bir imam olarak bir önder olarak toplumunu iyi gözleyen biri olarak şunu fark ediyor. Medine'de o gün içme suyunun karşılandığı dört tane kuyu var. Bu kuyulardan en güzeli Rume kuyusu. Dört kuyu da Yahudilerin elinde. Ve bu dört kuyudan Müslümanlara, Araplara su satılacaksa eğer çok yüksek paralarla sular satılıyor. istenildiği zaman satılıyor, istenildiği zaman satılmıyor. O anda onların keyfine bırakılıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu tehlikeyi fark eder etmez. Su gibi Asli bir ihtiyacı karşılamak için bile Müslümanların Yahudilere muhtaç olduğunu fark eder etmez işin ilk günlerinde söylediği söz şudur Kim cennet karşılığında Rume kuyusunu satın alacak? Hazreti Osman meleklerin haya ettiği insan ben demeye utanıyor biliyor musunuz? Yıllar yılı Habeşistan'da kalmış. Ticaretini, malını, mülkünü, servetini, ailesini, toplumsal kariyerini ne derseniz her şeyini arkada bırakmış. Daha o günler gelmiş. Bizim dünyamızdan baksanız meseleye ben o kadar şey yaptım bunu da başkası yapsın deriz değil mi? Ben dememiş. Hemen kalkmış. Mescid-i Nebevi'ye 3-4 kilometre uzaklıkta gidenler bilir. Rume kuyusuna gitmiş. Kuyunun sahibi Yahudi Rume el-Gifari onu bulmuş. Kuyuya talibim demiş. Satar mısın? Satarım demiş. Ne kadara? 50 bin dirhem. Dirhem gümüş paradır. Dinar altın paradır. Dirhem o günün dünyasında gümüş paradır ama altına yakındır. Şimdi gümüşün bedeli düştüğü için 3 milyon dirhem dediğim belki size az gelebilir. O günün dünyasında çok ciddi bir sermayedir. 50 bin dirhem de çok büyük bir paradır. Hazreti Osman o anda o parayı verebilecek güçtedir. Emin olun 100 bin dirhem istese ve bir kuruş aşağıya inmese cennet karşılığında alacak. Çünkü o akıllı bir tüccar, Müslüman bir tüccar. O karın nereden geleceğini biliyor. Ama orada hepimize hayatın temel ilkelerinden bir ilke öğretecek. Nedir o ilke biliyor musunuz? Ey Müslüman yapacağın cennet karşılığında bir amel bile olsa ey Müslüman yapacağın İslami bir hizmet dahi olsa ey Müslüman yapacağın bir cami bir Kur'an kursu dahi olsa senin israf etmeye hakkın yok senin gavura senin Müslümanın dışındaki herhangi birine fazla para vermeye hakkın yok. Çünkü sendeki o para ümmetin malıdır. Ne yaptı Hazreti Osman? Çok dedi. Pazarlığa girişti. Yahudinin pazarlığı indireceği yoktu. O halde dedi gel başka bir şey yapalım. Kuyunun işletim hakkının bir gününü bana sat. İşletim hakkının bir günü benim olsun bir günü senin olsun. Yahudi baktı ki güzel bir şey bu. Hem bir gün işletim hakkından dolayı bir para alacak. Hem de o günden sonra su satmaya devam edecek. Tamam dedi. Ne kadar dedi Hazreti Osman? 25 bin dirhem dedi. Hazreti Osman 8 bin dedi. O 20 bine indi. Hazreti Osman 10 bine çıktı. En sonunda 12 bin dirheme bir gün işletim hakkını satın aldı. Geldi Mescid-i Nebevi'ye. Kaybettiğimiz bir şeyi yine hatırlatacak Hazreti Osman bize. O gün Müslümanların içerisinde söz birliği var. Müslümanlar diyor. Rume kuyusunun işletim hakkını satın aldım. Bir gün bizde, bir gün Yahudi'de. Siz bizde olduğu gün gidin, iki günlük su alın. Sakın ha parayla Yahudi'den su almayın. Ve öyle yaptılar Müslümanlar. Sahabe rivayet ediyor. Gidiyorduk diyor sıra bizdeyken bakıyorduk ki kuyuya para verip satın alan Hazreti Osman da elinde su şişesi sırasını bekliyor. Aynen bizim gibi o sıranın kendine gelmesi için bekliyor. Yahudi baktı ki sıranın onda olduğu günler gelen giden yok. Geldi Hazreti Osman'a dedi ki gel diğer günü de sana satayım. Sat dedi. Ne kadara? 12 bine sattım bu da 12 bine. Hayır dedi Hazreti Osman. 8 bine verirsen alırım. Ve 8 bine satmak zorunda kaldı. 50 bin dirhem istediği o kuyuya Hazreti Osman 20 bin dirhem verdi. Bu ticaretten ve bu işi yapanın Hazreti Osman olduğundan aleyhissalatü vesselam efendimiz haberdar olunca öyle memnun oldu öyle memnun oldu ki Hazreti Osman'a hayır dualarında bulunduğunu onlarca sahabi şahit oldu. Müslüman tüccar akıllı tüccar karın nereden geldiğini bilen tüccar. Mescid-i Nebevi'nin inşasından sonra Ensar muhacir kardeşliğinin olduğu günler Hazreti Osman'ın yaptığı işlerden bir tanesi bu Ticaretine devam ediyor O gün Medine'de dört tane önemli pazar var Size o günün dünyasını anlatacağım ama Siz zannedeceksiniz ki bugün anlatıyorum size Medine'nin nüfusu 10 bin 4000'i Araplardan oluşuyor Evs ve Hazret 2000 Müslüman gelmiş gelenlerle birlikte toplam sayı 6000 olmuş 4000 de Yahudi var o gün 3 kabile 3 ana kabileden oluşuyor Yahudiler o gün nüfus itibariyle Müslümanlardan az olmasına rağmen ticari anlamda da siyasi anlamda da ipler onların elinde bugün anlatıyorum değil mi size o gün anlatıyorum aslında ama değişen bir şey yok ben Nadir Medine'nin tarım sahasını elinde tutuyor. hurma pazarları onun elinde hurma bahçeleri onların elinde. Beni Kaynuka altın ve para borsası bugünkü karşılığıyla o günkü kuyumcular Onu elinde tutuyor Onlar altın anlamında ne yapılacaksa onlar yapıyorlar ve özellikle bunlar tefecilik yapıyor insanlara büyük miktarlarla faizlerle borç para veriyorlar. Bir kez elini onlara kaptıran ömür boyu onların o faiz baskısının altından kurtulamıyor. Ben o ise debbağ dediğimiz dericilik yapıyor. Muhammed Hamidullah'ın bize aktardığı bilgiye göre o gün Medine'de çizme imalatı yapıyorlar ve Medine'den civar birçok yere de ihraç ediyorlar. Ticaretin bütün alanları ellerinde. Dört tane kurulu pazarda pazarın bütün şartlarını Yahudiler koyuyorlar. En güzel dükkanlar onların elinde. İşe yaramayan dükkanları Araplara, Müslümanlara kiraya vermişler. Büyük büyük kiralar alıyorlar. Yetmiyor pazar vergisi adı altında bir vergi alıyorlar. Satan ne kadar satarsa satsın yine kazançlı olan Yahudi oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Osman'ı, Abdurrahman İbn Af'ı, Talha İbni Ubeydullah'ı, Zübeyir Bin Avvam'ı, Efs İbni Sabit'i, Sad Bin Muaz'ı, Sad Bin Ubade'yi ve adını saymadığım birkaç sahabeyi görevlendiriyor. O pazarda bir araştırma yaptırıyor. Araştırmaların sonucu efendimize geldiği zaman efendimizin dediği şey şu. Biz ticaretimizi Yahudilerin pazarlarında yaptığımız müddetçe onların baskısından kurtulamayacağız. Ne kadar ticaret yaparsak yapalım kazançlı çıkacak olanlar onlar olacak. Peki ne yapalım dediler ya Resulallah. Kendimize bir çarşı oluşturacağız dediler. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz adını verdiğim bu isimler ki işlerinde Hazreti Osman da var. Medine'de bir araştırma yaptırdı. baki Zübeyir denen mıntıkada bir boş arsa bulundu. O boş arsaya İslam'ın ilk çarşısı kuruldu. Ama o ilk çarşı küçüktü bir çadırın içerisindeydi. Büyükçe bir çadırın içerisinde. O çadırın içerisinde Müslümanlar ticaretlerini yapmaya başladılar. Aradan bir ya da bir buçuk ay geçmemişti ki Medine'deki Yahudilerin başlarından biri olan şair ve bir çete lideri olan öyle bir işlevi var çünkü onun Kab İbni Eşref adamlarını alarak bir gece o çadırın iplerini kesiyor ve çadırı ateşe veriyor. Sabah Müslümanlar geliyorlar pazara çadır yanmış çarşı diye bir şey yok ortada. Sahabede büyük bir sinir büyük bir gadap olay Allah Resulü Aleyhisselatü vesselama intikal ediyor. Efendimiz o çadırın bulunduğu yere doğru geliyor. Geliyor ama yüzünde öyle bir tebessüm var ki Sahabe bile anlamıyor onun nedenini. Geliyor daha hiç kimse bir şey söylemeden Efendimizin dediği söz şudur. Yaptığımız bu iş Yahudileri kızdırdıysa demek ki biz doğru bir iş yapmışız. O halde bir yer satın alacağız ve orayı Müslümanların pazarı olarak belirleyeceğiz. Gidenler şimdi söyleyeceğim yeri Hatırlayacaklar. Beni Saide Sakifesi ile Hazreti Ali'nin Mescidinin başlangıç noktasında sarı duvarlarla örülmüş bir yer var. O yerlerin üzerinde de yazar Arapça Suqul Kadim diye eski çarşı diye. Orası Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanlara ilk çarşı olarak belirlediği yerdir. Niye oraya el sürülmüyor biliyor musunuz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam orayı satın aldıktan sonra şöyle vakfetti. Kıyamete kadar burası Müslümanların çarşısıdır. Vakıf olduğu için de hiç kimse el süremiyor. Ve orada çarşı tanzim edilmeye başlandı. Efendimiz bu tüccar sahabilerle beraber ticarete başladı. O gün orada Medine çarşısıyla beraber aleyhissalatü vesselam efendimizin yaptığı iş, iş ahlakına, ticaret ahlakına, mesli, mesken ahlakına dair ilkeleri belirlemek oldu. Ne yaptı aleyhissalatü vesselam? Bir, pazarın asli sahibi diye bir şey yoktur dedi koyduğu kural şu. Erken gelen dükkanın sahibidir. Tatlı bir yarış başlattı sahabe içerisinde. Dükkanları kiraya vermedi. Yerler belli. Kim erken gelirse dükkan mahal onundur dedi. Ve Müslümanlar içerisinde tatlı bir yarış başladı. Artık sabah namazını kılan ticaretine koşmaya başladı. Ashabtan birileri orta bir yerde kendisine çadırdan bir dükkan yaptırmıştı. Efendimiz onu kaldırttı. Hayır dedi. Burada hiç kimsenin dükkanı olmayacak. Herkesin yeri olacak dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Medine çarşısına getirdiği ilk kural. iki bu çarşıda bu pazarda hiç kimseden ne adına olursa olsun vergi alınmayacak ne işgaliye vergisi ne ticaretin üzerinden alınacak vergi olmayacak. Üç köylü kendi malını buraya getirecek. Simsarlar yolda köylünün önünü kesip de köylü pazara gelmeden malını almayacaklar. Mağduriyeti önleyecek. Dört faizin her çeşidi ayaklarımın altında olacak. Beş içki ve onun mahsulü olan diğer içecekler asla alınmayacak, satılmayacak. Altı, ihtikar yani stokçuluk kesinlikle yasak olacak. Yedi, narh. Fıkıhta önemli bir şeydir bu. Nedir o? Devletin piyasaya müdahalesidir. Yani bir malın raiş bedelini belirlemek, kara sınır getirmek. Bunu sahabe efendimize teklif etmelerine rağmen aleyhissalatü vesselam efendimiz dedi ki hayır biz bunu yapmayacağız. Kara bir oran getirmeyeceğiz. O gün piyasanın bedeli neyse o bedelden satılacak. Ve onun arkasından neler söyledi neler yaptı. Başta Hazreti Osman olmak üzere Aleyhissalatü vesselam efendimizin o ilk halkasında yetişen o tüccarlar bu ilkelerle ticaretlerini yaptılar. Ve Hazreti Osman öyle bir hale geldi ki yine Medine'de parmakla gösterilen bir tüccar oldu. Tüccar oldu. Parasıyla Allah yolunda infak eden Allah yolunda bu dine hizmet eden biri oldu. Ama şunu demedi ben paramı veriyorum o kadar öğrenciye burs veriyorum. O kadar iş yapıyorum o kadar şu hizmette bulunuyorum benden daha ne istiyorsunuz demedi. Sahabenin genel ahlakı hel min mezit şuuruyla yaşadı. Yani ne yapıyorsa yapsın daha ötesini daha ötesini daha ötesini istedi. O tüccar sahabiyi biz Bedre gitmemiş olarak görüyoruz. Hanımı Rukiye validemiz hasta diye gitmedi. Ama Uhud'da en ön saflardadır. Hendek'te en ön saflardadır. Hudeybiye'de o 1400 ashabın içerisinden yiğitlerden bir yiğit olarak yerini almıştır. Hicretin 6. yılı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 1400 sahabiyle birlikte yola çıkıyor gördüğü bir rüya üzerine maksat sadece umre yapmak. Geliyor Hudeybiye denen yerde konaklanınca Mekke ye 22 kilometre uzaklıkta bir yerdir. Mekkeliler sizi sokmayız diyorlar. Elçiler gidip geliyor. Bir taraftan Hiraş İbni Ümeyye diğer taraftan Urve İbni Mesud netice alınmıyor. Bu sefer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akrabaları çok olan ve Ebu Sufyan'ın amca oğlu olan baba tarafından Hazreti Osman'ı Mekke'ye elçi olarak gönderiyor. Hazreti Osman Mekke'ye doğru giderken ashabtan bazılarının sözü şudur biliyor musunuz? Ne mutlu Osman'a bizden önce varacak Kabe'ye Kabe'yi tavaf edecek Mekke'yi görecek. Konuşulanlardan Hazreti Osman'ın haberi yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o sözün sahibi olan sahabiye dönüyor diyor ki eğer Osman benim tanıdığım Osman'sa ben Kabe'yi görmeden Osman görmeyecektir. Varıyor Osman Ebu Sufyan ve Beni Ümeyye'nin diğer mensupları çok güzel karşılıyorlar. Kaç yıldır Baba ocağından mahrum biliyor musunuz? Nübüvvetin 6. yılında çıkmış daha da dönmemiş. 7 yıl oradan 6 yılda Medine hayatından 13 yıldır Mekke'yi Kabe'yi görmemiş ve şimdi Mekke'de Kabe'nin önünde. Ebu Sufyan diyor ki var git Kabe'yi ziyaret et sonra gel bizim eve konuşalım. Söz şudur Hazreti Osman'ın. Resulullah ve Müslümanlar Kabe'yi görmeden ben görmeyeceğim. Allah Resulü ne demişti? Osman benim tanıdığım Osmansa ben görmeden görmeyecek demişti. Gerçekten Osman Resulullah'ın tanıdığı Osman'dır. Ona dememiş miydi meleklerin haya ettiği insan diye? Ona dememiş miydi ümmetin Yusuf'u diye? Ona daha neler neler söylemişti bir kısmını şimdi söyleyeceğim. Hazreti Osman peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında böyle değeri olan birisi. Hadi birini daha söyleyeyim. Rukiye validemiz öldü vefat etti hicretin ikinci yılında. Efendimiz ikinci kez onu kendisine davet damat edip de Ümmü Gülsüm validemizi verdi mi? Verdi. Ümmü Gülsüm validemiz de Hicret'in 8. yılında vefat etti. Ağlıyor Hazreti Osman Aleyhisselatu vesselam efendimizin sözü şu. Osman, eğer bir kızım daha olsaydı, bir başka rivayette 10 kızım olsaydı, bir başka rivayette 40 kızım olsaydı, arka arkaya sana verirdim. Efendimizin beyanıdır. Ve Hazreti Osman'ın Resulullah'ın nazarında, Resulullah'ın dünyasındaki yeri budur. Onun için biz onun adını anınca Osman İbni Affan der, der demez. Hemen arkasından dediğimiz söz Osman-ı İki nur sahibidir. Peygamber evine iki kez damat olduğu için. Hazreti Osman üç gün kalıyor Mekke'de. Mekke'de Ebu Sufyan ve akrabaları onu bırakmak istemiyorlar. Gecikmez dönmesi gecikince bir haber geliyor. Hudeybiye'deki Müslümanlara Mekkeliler Hazreti Osman'ı öldürdü. 1400 insan üzerlerinde sadece ihramları ve çıkarken Hazreti Ömer'in teklifiyle birer kılıçları var. Ama o günün dünyasında Müslümanın kanı değerli. Müslümanın izzeti var. Şerefi var. Öyle olduğu için Allah Resulü 1400 sahabeyi Semure ağacının altında topluyor. Cihad için Osman'ın kanını yerde bırakmamak için tek tek onlardan biat alıyor. 1400 sahabi birbirleriyle yarışarak biat ediyorlar. En son Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sağ elini şöyle uzatıyor. Bu diyor benim elim, bu da Osman'ın eli ve ben Osman'ın adına biat ediyorum. Sahabe diyor ki keşke öldürülen biz olsaydık da Osman'ın adına biat edilen o büyük iş, Resulullah'ın yaptığı o iş bizim adımıza yapılsaydı. Müslüman tüccar, akıllı tüccar, karın nereden geleceğini bilen tüccar. Şunu diyebilir, ticaretim var gelemiyorum diyebilir. Ben size parayla yardım ediyorum, siz de diğer işleri yapın diyebilir. Ama helmin mezit, daha ötesi yok mu şuuru bunu dedirtmiyor. Hazreti Osman'a ve diğer ashaba. Aradan 3 yıl geçmiş. Hicretin dokuzuncu yılı. Allah Resulü ...Aleyhisselatü vesselam zorluk seferi diye bilinen Tebuk seferine bir ordu hazırlayacak. Yol uzun. 780 kilometrelik bir yol. Mevsim zor bir mevsim. Hurmalıkların hasat mevsimi. Aylardan hicri olarak Recep, ama o günler hurmalıkların hasat günlerine gelmiş. Hava sıcaklığı 40 derece, 45 derece, 50 derece. Böyle bir zeminde Allah iman ile nifakı birbirinden ayırmak için bir imtihan gereği o günün insanlarını adeta bir eleğin üzerine koymuş. Elekten eleyerek nifak olanları düşürtecek, iman sahibi olanları kaldıracak. 30 bin kişilik bir ordu donatacak Allah Resulü. İmkanlar belli. Verenler vermiş. Hazreti Osman vermiş. Abdurrahman İbni Af vermiş. Zübeyir bin Avvam vermiş. Tüccarlar vermiş. Ama Efendimiz Mescidi i Nebevi'nin minberine çıkmış. O hiç kimseden bir şey istemeyen Efendimiz. O gün iş zorluk seferi olduğu için belinden adeta ter dökülerek kim Allah için zorluk ordusunu donatacak diyor ses yok Resulullah'ın sesi Mescidi Nebevi'de sessizliğe mahkum olacak olanlar zaten vermişler münafıklarda var aslında Efendimizin derdi o münafıklar ah keşke bir İnfakı bir bilseler infak gibi bir ilaçtan haberleri olsa infak için adım atsalar yüreklerindeki nifak hastalığını o infakla giderecekler. Onun için Efendimiz Allah için Allah adına Allah namına zorluk ordusunu kim donatacak diyor. Ses yok. Utana utana kalkıyor Hazreti Osman. Ya Resulallah benden yüz deve üstündeki askerlerin bütün masraflarıyla Allah'ım sen Osman'a hayırlar ver devam ediyor Efendimiz zorluk seferini Allah adına ve Allah namına kim donatacak ses yok bir daha Osman'ın eli bir daha Osman'ın sesi ya Resulallah benden yüz deve Üstündeki askerin bütün masraflarıyla bir daha zorluk ordusunu kim donatacak? Bir daha Osman'ın sesi, bir daha yüz deve. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Allah'ım diyor Osman'ın yaptığı ve yapacağı bütün günahları affeyle. Son söz nedir biliyor musunuz? Ma darra Osman, ma faale badezalik. Osman'a bundan sonra bir sorumluluk yoktur. Niçin? Bilmiyorum. Kayseri'de var mı? Erzurum'da o gelenek çok fazla vardır. Ölünün arkasından iskat verilir, günahlarına kefaret olsun diye. Hazreti Osman ıskatını elleriyle veren birisidir. Varislerine bırakmıyor. Ben ölürüm öldükten sonra şura Müslümanlara demiyor. İnfak acıtır aslında. Zordur. Mal canın goncasıdır öyle kolay kolay verilir mi? Zaten acıtmayan infak değildir. O zekat o cimrinin işi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabı onudur. Yüzde iki buçuk veren cimrinin zekatını vermiş. Verince acıtacak. Varislerini acıttırma. Sen ellerinle ver. İşte Hazreti Osman akıllı bir tüccar olarak yaptığı budur. Ne yapıyor biliyor musunuz? Varıyor eve. Vermiş. Verdiği kadar. Ne kadar vermiş? Tam listeyi söyleyeceğim şimdi size. Ama o an 300 deve askerlerinin masraflarıyla vermiş öncesinde de vermiş varıyor eve 700 ukiye altın 10 bin dinar tam bir çuval altın öyle diyeyim dolduruyor bir çuvala alıyor sırtına Allah Resulü'nün önüne ya Resulallah bunu da benden kabul et diyor çuval boşatılıyor Efendimizin önüne Aleyhissalat ve selam efendimiz şöyle avuç avuç alıyor, bırakıyor. Alıyor, bırakıyor. Söz aynı söz. Ma faale ba'de zalik. Ma darra Osman ma faale ba'de zalik. Osman'a bundan sonra bir sorumluluk yoktur. Zorluk ordusu 30 bin kişi. Hazreti Osman'ın verdikleriyle tam 10 bin asker donatılıyor. Ordunun adı ne? Ceyşül Osra. O andan sonra as sahabe ne diyor? Ceyşül Osman diyor. Zorluk ordusu Osman'ın ordusu oluyor. Akıllı tüccar karın nereden geleceğini çok iyi biliyor. Hicretin dokuzuncu yılı sermayesinin neredeyse tamamını Tebuk gazvesi sırasında sıfıra indirmiştir. Sıfıra. Ne oluyor? Hicretin 12. yılı. Efendimiz vefat etmiş. Halife Hazreti Ebu Bekir. 14 cephede Müslümanlar savaş veriyorlar bir anda. Ve o günler Medine'de kıtlık var. Öyle bir kıtlık ki ekmeğe muhtaç Medine ahalisi. Besin maddelerinin hiçbiri yok. Gözler Medine'nin dışında. Hazreti Osman'ın bin develik bir kervanı gelecek. Dikkat buyurun. Onların bir miktarı da borçtur. Bin develik bir kervan gelecek ve kervanın tamamı gıda maddeleriyle dolu. Medine ahalisi bekliyor. Medine tüccarları bekliyor. Geliyor. Bütün tüccarlar Hazreti Osman'ın evinin önünde. Diyorlar ki Osman Şam'dan bir dirheme aldığını bize bir nokta e sat. Yani on dirheme aldığını on e sat. Hiçbir şey yapma. Fiyatını söyle anında sana yüzde on kar verelim bize bırak. Hazreti Osman'ın sözü nedir biliyor musunuz? Sizden daha fazla veren var. Niye size vereyim ki? Peki o zaman yüzde yirmi olsun on dirhemi on iki dirheme sat. Sizden daha fazla veren var diyor. Böyle böyle tam yüzde yetmişe çıkıyor teklifler. On dirheme on yedi dirhem. Bize sat diyorlar Hazreti Osman'ın sözü aynı. Tüccarlar sinirleniyorlar. Osman diyorlar. Allah Resulü ihtikarı kara borsacılığı yasak kıldı kara borsacı cehennemdedir dedi. Sen bu sözü bilen birisi olarak fırsatçılık yapıp fiyatı mı arttırıyorsun? Hayır diyor sizden daha fazla veren var. Toplanıyorlar tüccarlar halife Hazreti Ebu Bekir'in yanına. Hazreti Osman'ı şikayet ediyorlar. Hazreti Osman'ı çok iyi tanıyan Hazreti Ebu Bekir bu işte bir iş var diyor. Yanına Hazreti Ömer'i de alarak Hazreti Osman'ın yanına geliyorlar. Osman diyor Hazreti Ebu Bekir. Medineli tüccarlar bu kadar kar vermesine rağmen sen halen malı satmıyormuşsun ve halen fazlasını istiyormuşsun. Biz Medine'deki bütün tüccarları tanırız. Kim sana daha fazla verdi söyle de bilelim. Kim vermiş? Allah vermiş. Ey Allah Resulü'nün halifesi sen de akıllı bir tüccarsın. Bire 700 veren dururken niye ben bunlara satayım? Bin deve üstündeki bütün mallarla Medine ahalisine infaktır. Bin deve üstündekilerle beraber Medine halkına dağıtılıyor. Müslüman tüccar akıllı tüccar ve hayatının sonuna kadar bu bereket hiç azalmıyor. Anlatsam şimdi size onlarca şey daha anlatmalıyım. Ama sabırlarınızı zorlamaya niyetim yok. Hazreti Osman bu söyledikleriyle bize Müslüman tüccar nasıl olur bunun ilkelerini öğretti. Ben de o ilkeleri sizlerle paylaşacağım. Aslında çok şey söyledi de özellikle beş tane temel noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Bir, cennet karşılığında infak sözünü duyduğunda az ya da çok elini cebine at ki Müslüman bir tüccar olabilesin. Cennet karşılığında duydun ya bunu Allah rızası için dedi biri az ya da çok hiç kimseyi boş çevirme ya beni kandırıyorsa varsın beni Allah'la kandırsın. Şeytanla kandıracağına Allah'la kandırsın. Ya doğru söylüyorsa ben onu boş çevirmişsem daha mı iyi? Hazreti Osman'ın bize öğrettiği budur. Cennet karşılığında sözünü duydun mu az ya da çok elini cebine at ki Müslüman bir tüccar olabilesin. İki. Yaptığın iş İslami bir hizmet, hayırlı bir eylem, takdir gören bir amel olsa bile israf etme ki Müslüman bir tüccar olabilesin. Yaptığın iş ne olursa olsun Rume kuyusunu satın almaktan daha mı hayırlıdır? Onu Allah Resulü cennet karşılığında dedi ama Hazreti Osman onu alırken bile israf etmedi. 3. Hududullah'a Allah'ın sınırlarına ve hukukullah'a Allah'ın hukukuna riayet et ki Müslüman bir tüccar olabilesin. 4. ıskatını, hayırlarını ve infakını varislerine bırakmayıp kendi ellerinle ver ki Müslüman bir tüccar olabilesin. 5. Küçük hesapların biter korkusunun, korkak adımların sahibi olma ki Müslüman bir tüccar olabilesin. Bir daha okuyayım bu 5. maddeyi. Küçük hesapların biter korkusunun, korkak adımların sahibi olma ki Müslüman bir tüccar olabilesin. O Müslüman tüccar 82 yıllık hayatı boyunca böyle yaşadı. Müslüman olmadan önce de doğruluk dürüstlük onun şiarıydı ama Müslüman olduktan sonra hayatı bambaşka oldu. Öyle yaşadığı için hilafeti 12 yıldır Hazreti Osman'ın ilk 6 yılda fetihler İslam dünyasının bugün vardığı son noktalara kadar varmıştı. Hazreti Osman'ın eliyle o gün İslam orduları Azerbaycan'a, Ermenistan'a, Özbekistan'a bu taraftan Mısır'ın altından Nijerya'ya kadar diğer taraftan Libya'ya, Tunus'a, Mağrib'e ve İstanbul'u fethetmek için İspanya sahillerine varmıştı. Ama ikinci altıncı yıl bazı sıkıntılar oldu. O sıkıntılardan dolayı Emeviler devletin başında bir sıkıntı oluşturdular. Hazreti Osman'ın da şehadetini getiren süreci onlar hazırladı. 82 yaşındayken asiler Mısır'dan gelen asiler evini kuşattılar. Rume kuyusunu satın alan kendi parasıyla Mescid-i Nebevi'yi genişleten o insanı ne Mescid-i Nebeviye ne de o kuyu'dan su içmeye bırakmadılar. Hazreti Osman şehit olacağı gece günlerden çarşambaydı. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece bir aralık uyudu ve uyandı. Uyanınca yanında hanımı Nail'e vardı. Baktı ki günlerdir gülmeyen Osman'ın yüzünde bir tebessüm var. Osman dedi seni güldüren nedir? Na ile dedi Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ı gördüm rüyamda. Cennette oturmuş bir sofranın başında. Sağında Ebubekir, solunda Ömer. Dünyada nasılsa cennette de öyle. Kişi sevdiğiyle beraberdir. En güzel örneği de Hazreti Osman'ın aktardığı bu rivayettir. Allah Resulü dünyada da öyle yaşardı. Ahirette de cennette de sağında Ebu Bekir solunda Ömer. Oturmuşlardı bir sofranın başına. Bana döndü dedi ki Osman kavmin seni susuz mu bıraktı? Evet ya Resulallah dedim. Osman senin suyun benim elimde. Yarın oruç tut iftarda benimlesin. Ben gülmeyeyim de kim gülsün dedi. Oruç tuttu Kur'an'ın başında da kanını akıtarak 82 yaşında bu dünyadan gitti ve bu aleme iz bırakarak gitti. Allah o izi iz olarak belirleyenlerden eylesin. İnşallah içinizden Hazreti Osman gibi ticareti Müslümanca yapanların sayılarını çoğalsın. Hepinizi hepimizi akıllı ve Müslüman tüccarlardan kılsın. Mevla onun ve onun gibi olan ashabın yolundan ayırmasın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.